Sevgili gençler, herkese merhabalar. Sanat felsefesinin ikinci videosunda TYT felsefe videolarımızın ise 16. videosunda sizlerle beraberiz. Bu video ile birlikte sanat felsefesi videolarımızı tamamlamış olacağız. İki videoda sanat felsefesinin temel kavramlarına, özelliklerine, ortak estetik algısına kadar sanat felsefesine dair her şeye değinmiş olacağız. Ve sanat felsefesinden hemen sonra yeni bir felsefe alanı olan din felsefesine doğru bir geçiş yapacağız sevgili gençler. Şimdi hemen sanat felsefesine dönelim. Sanat felsefesinde bizim için en önemli öğelerden bir tanesi sanat eseri kavramıydı. Sanat eseri kavramı sanatçı tarafından özgün olarak ortaya konulan ürün diye tanımladığımız nitelikti. Peki bu sanat eserinin belli başlı özellikleri var mı? Eğer varsa sanat eserinin özellikleri nelerdir? Bir kere sevgili gençler, sanat eseri bireysel olarak oluşur, yargısı da bireyseldir. Ne demek bu? Yani sanat eseri sanatçının kendi dünyasını yansıttığı öznel nitelik taşıyan bir üründür. Dolayısıyla sanatçının düşüncesini, görüşünü, bakış açısını yansıtır. Bunun için nasıl bir özelliğe sahiptir derse bireyseldir dememizde hiçbir mahsur yoktur diyeceğiz. 2. Sanat eseri yaratıcılık gerekir. Yaratıcı olarak sanat demiştik. Yaratıcı olarak sanatın en önemli özelliği hayal gücü ifadesiydi. Hayal gücü yaratıcılığın temelini oluşturuyordu. Dolayısıyla sanat eseri eğer özgünlük gerektiriyorsa yaratıcı bir nitelik taşıyor dememizde hiçbir mahsur olmayacaktır. 3. Sanat eseri evrenseldir. Onu kullanan herkesin ortak malıdır. Hocam nasıl olur böyle bir şey? Sen sanatçıysan sanat eserini ortaya koyuyorsun, evet. Ama bu dünyadaki tüm insanlar tarafından görünülen, buna dair estetik bir yargı oluşturulan ya da estetik bir haz ortaya koyulan bir ürün oluyor. Dolayısıyla artık sen bunu oluştursan bile diğer insanların ortak malı, ortak görüşü, ortak bir estetik değeri ya da hazzı noktasına geliyor. Onun için sanat eseri dünyadaki herkesin ortak malıdır dememizde hiçbir mahsur yoktur diyeceğiz. 4. Kalıcıdır. Ama hocam bazı sanat eserleri insanlar tarafından tahribata uğrayabiliyor, doğa tarafından tahribata uğrayabiliyor. Evet, ama o sanat eseri bıraktığı iz anlamında nasıl bir özellik taşır sevgili gençler? Kalıcı bir iz taşır. Yani yapılmıştır, hayal gücüyle ortaya konmuştur, sanat eseri o çalışmayı tamamlamıştır ve dolayısıyla artık dünyada iz bırakan bir niteliğe sahiptir. Yani nedir bizim için? Kalıcıdır ifadesini kullanmamızda hiçbir mahsur yoktur diyeceğiz. Yine sanat eseri biricik ve tektir. Yani o sanatçı tarafından belki de o dönemin özelliklerine uygun olarak hazırlanmış bir içeriğe sahiptir. Yani sanatçının öznelliğine göre, sanatçının içinde yaşadığı topluma, o toplumun özelliklerine, döneme göre hazırlanmıştır. O zaman sanat eseri bizim için nasıl bir özellik taşır? Biricik ve tek bir özellik taşır diyeceğiz. Dolayısıyla biricik ve tek olması taklit edilemeyeceği anlamına gelmez. Tabii ki taklit edebilirsin. Ama sen bunu sadece taklit ederek ortaya koyabilirsin. Oysa sanatçı ona dönemini, hayatını, bakış açısını yansıtan bir şekilde çalışma yaparak ortaya koymuştur. Dolayısıyla her sanat eseri biricik ve tektir diyeceğiz. Her sanat eserinde estetik bir kaygı vardır. Çünkü estetik kişinin doğayı ve var olan sanat eserine dair ortaya koyduğu bir niteliği tanımlar. Dolayısıyla sen burada aslında sanat eserini ortaya koyarken o sanat eseriyle ilgili bir estetik yargıyı da ortaya koymak ya da onunla ilgili bir duygu yaşamak için de bunu yapıyorsun. Yani beğenildi mi? Ya da beğenilecek mi? Güzel oldu mu? Ya da güzel olmadı mı? İfadeleri var. Dolayısıyla her sanat eserinde mutlaka
estetik bir kaygı vardır desek hiçbir yanlış kullanmamış olur sevgili gençler. Dolayısıyla sanat eserinin özellikleri dediğimizde bunlar direkt olarak karşımıza getirilebilir diyeceğiz. Attık mı cebe? Attık. Peki, estetik, sanat felsefesi, burada bizim en önemli problemimiz ne? Güzellik problemi sevgili gençler, güzellik. Şimdi güzellik problemi ne? Bir kere şunu söyleyebilir misiniz bana, bir düşünün bakalım. Güzellik herkes için ortak mıdır? Bir düşünün bakalım. Yoksa güzellik dediğiniz kavram kişiden kişiye, toplumdan topluma değişebilir bir niteliğe sahip midir? Tabii ki. Güzellik dediğin şey kişiden kişiye, toplumdan topluma ne yapar? Değişir diyeceğiz sevgili gençler. Peki bu güzellik kavramı sistematik olarak sorgulanmış mıdır? Evet. Güzellik kavramını sistematik olarak sorgulayan ilk kişi Baumgarten olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla güzellik kavramının sistematik olarak sorgulanması bizim için önemli bir konu alanıdır. Bunu ilk kim yapmıştır? Baumgarten yapmıştır. Baumgarten güzelliği sistematik olarak sorgulayan ilk kişidir. Hemen şu soru geliyor. Hocam, mesela sanatçılar güzelliği sorgulamışlar. Filozoflar da güzellik kavramını kendilerine göre açıklamışlardır. Yani şimdi sanatçıların da filozofların da güzellikle ilgili çok ciddi açıklamaları var. Sanatçıya göre güzellikle filozofa göre güzellik farklı anlamlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela sanatçılar bir doğada güzelliği, iki sanatta güzelliği sorgulamışlar. Ve bunu şöyle tanımlamışlar. Mesela doğada güzellik benim kontrolüm dışında oluşan, benim müdahale edemediğim, benim etki alanımın dışında oluşan bir güzelliktir diyor. Mesela dışarıda kar yağması ve kar yağması sonucu oluşan manzara benim için bir doğada güzelliktir. Bunun oluşumunda, bunun ortaya çıkmasında benim hiçbir etkim yok ifadelerini kullanıyor. Bunun için doğada güzellik benim, yani sanatçının dışında gelişen güzelliktir. Ama sanatta güzellik kime bağlı? Sanatta güzellik. Sanatta güzellik dediğin kavram sanatçının yaratıcılığına, sanatçının taklit yeteneğine bağlı. Yani bana bağlı olarak ortaya çıkan bir sanat eserinin güzelliğiyle ilgili olarak tanımlanır. Dolayısıyla sana bir soruda doğada güzellik nedir, sanatta güzellik nedir diye sorarsa doğada güzellik benim dışımda var olan güzellik, sanatta güzellik ise benim etkime bağlı olarak ortaya çıkan güzellik olarak tanımlanabilir diyeceğiz. İşte sanatçılar güzelliği sadece doğada ve sanatta güzellikle ilişkilendirmişler. Ama filozoflar da daha sonra güzellik kavramını kendi içinde sorgulamaya, tanımlamaya çalışmışlar. Ve her filozof güzellik tanıtımını aslında kendine göre yapmış. Nasıl yapmış? Mesela Platon'a göre güzellik başka bir şeye dönüşemeyen idea olarak tanımlanmış. Düşünce başka bir şeye dönüşemeyen, kendi varlığı içinde oluşan bir idea. Aristoteles'e göre matematiksel olarak ölçülü, oranlı anlamında. Yani güzel tanımını Aristoteles aslında bir matematiksel ölçü ve oran gibi tanımlamış. Hani şey kullanılır ya, fiziki anlamda güzellik için 90-60-90 diye bir ölçü vardır. İşte Aristoteles'in güzellik ölçütünde de bir matematiksel oran ve ölçüm vardır sevgili gençler. Schiller'e göre güzellik akıl ve duyuların şekillenmesi olarak tanımlanmıştır. Yani aklıma ve duyularıma yer alan, buna uygun olan her şey Schiller'e göre nedir? Güzeldir. Hegel'e göre mutlak ruhun evrende görülmesidir güzellik. Ya da mesela Kant'a göre çıkar gözetmeksizin beğenmek. Yani Kant aynı ahlak felsefesindeki ödev ahlakında olduğu gibi koşulsuz buyrukla ilgili bir tanımlama gibi yapıyor. Yani bana faydalıysa güzeldir, benim işime yarıyorsa güzeldir, yaratıcı tarafından varsa güzeldir, matematiksel olarak güzel olduğu için güzeldir demiyor. Bir şey çıkar beklemeksizin kendi içinde olduğu gibi güzel olmalı ve sen onu hiçbir çıkar beklemeden
güzel olarak görebiliyorsan bu nedir Kant'a göre? Güzel tanımlamasının içindedir. Dolayısıyla sanatçılara göre güzel ile filozoflara göre güzelin bakış açısı nedir dikkatini çekerse birbirinden farklıdır diyeceğiz. Peki burada ilginç bir nokta, mesela bazı kavramlar var. Güzellik hakikat ilişkisi, güzellik iyi ilişkisi, güzellik hoş ilişkisi, güzellik fayda ilişkisi, güzellik yüce ilişkisi. Aslında bu kavramlar çok da tartışılabilir kavramlar seviyorum. Bir örnek vereyim size. Mesela güzellik fayda ilişkisi. Her faydalı olan güzel midir sizce? Her faydalı olan güzel midir sevgili gençler? Bir düşünelim. Mesela güzelse faydalıdır, faydalıysa güzeldir sorusunu bir düşünelim. Sorum şu: faydalı olan güzel midir? Düşünelim. Şimdi güzel ile faydayı farklı şekilde tanımlayabiliriz aslında. Mesela hastasın, ilaç kullanman gerekiyor. İlaç kullanman senin için son derece faydalı ama güzel değil. Yani her faydalı olan güzel olacak ya da her güzel olan bizim için faydalı olacaktır diye bir kavram aslında söz konusu değildir diyoruz. Ya da yüce ve güzellik ilişkisi. Arkadaşlar güzellikle yüce arasında bir ilişki var mı? Belki bağlantı kurarsak evet, ama mesela yüce ifadesi sınırsızlığı tanımlayan bir ifadedir. Ulaşılması güç olanı tanımlayan bir ifadedir. Ama güzelliğin bir sınırı vardır diyoruz. Dolayısıyla yüce sınırsızlığı tanımlarken güzellik sınırlı bir bakış açısını ne yapabilir? Tanımlanabilir. Ya da benim için iyi olan güzeldir. Her güzel olan iyi olacak diye bir kanun var mı sevgili gençler? Şimdi iyi olan her şey güzeldir, güzel olan her şey iyidir diye bir ifade kullanamıyorsun. Mesela karın yağması çok güzel olabilir ama karın yağması insanın hayat şartlarını zorlaştırdığı için, ekonomik anlamda ona zorluk çıkarttığı için iyi olmayabilir. Dolayısıyla buradaki kavramlarda güzellikle iyi, güzellikle faydalı, güzellikle yüce, güzellikle hakikat ilişkisini kendi içinde değerlendirmemiz lazım. Bununla ilgili kesin kanaatler ya da kesin kavramlar ne yapamayız sevgili gençler? Kesinlikle ve kesinlikle oluşturamayız diyeceğiz. Dolayısıyla buradaki kavramlara dikkat edelim istiyoruz. Tamam mı? Burası bizim için önemli. Peki, şimdi hep felsefede ortak bir ahlaki değer sistemi var mıdır dedik. Ya da işte ne dedik? Sanat eseriyle ilgili ortak bir sanat algısı oluşturulabilir mi? Aslında ortak bir estetik yargısı var mıdır, yok mudur? Yani ortak estetik yargı ne demek sevgili gençler? Herkes tarafından kabul edilebilen bir güzel algısı, bir iyi algısı, bir estetik algısı oluşturabilir miyiz? Mantığını düşünelim. İşte bununla ilgili filozoflar bir çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki ortak estetik yargılar mümkün müdür? Bunu reddeden bir görüş var, bunu kabul eden bir görüş var. Yani diyor ki hayır diyor, ortak estetik yargılar mümkün değildir diyor. Öbür tarafta diyor ki hayır diyor, ortak estetik yargılar mümkündür diyor. Mesela ortak estetik yargının mümkün olmadığını savunanlar, reddedenler öznelci bakışa sahipler. Öznel, yani kişiden kişiye değişen, farklı bakış açılarına sahip anlamına gelen bir düşünceye sahipler. Hayır, ortak bir estetik yargı tabii ki mümkün diyenler ise nesnelci görüşe sahipler. Yani herkesin ortak bir estetik yargıyı benimseyebileceğini ve bunu kabul edebileceğini savunan bir görüşe sahipler. Mesela ortak bir estetik yargı olmaz diyen kişi Cross. Diyor ki, kardeşim diyor, her sanatçı sanat eserine kendi izlenimlerini yansıtır, kendi dünyasını yansıtır, kendi görüşünü yansıtır diyor. Dolayısıyla herkesin izlenimi, olaylara bakışı, düşüncesi birbirinden farklı olduğuna göre ortak bir estetik yargı ya da ortak bir güzel algısının oluşması mümkün değildir diyor. İşte Cross'un öznellik vurgusu buradan geliyor ve ortak bir öznellik yargısını, ortak bir estetik yargısını ne yapıyor sevgili gençler? Reddediyor. Ki sanat eseri özgünlük gerektirmez mi? Evet. Güzel sana göre, bana göre farklı olabilir mi? Evet. İşte dolayısıyla öznel görüş. Ortak bir estetik yargı mümkün
değildir diyor. Peki öbür tarafta nesnelci görüş ne diyor? Hayır diyor ya, ortak bir estetik yargı mümkündür diyor. Burada karşımıza Kant ve Platon geliyor sevgili gençler. Kant ve Platon geliyor. Sanat eserinde diyor Kant, bir çıkar söz konusu değildir diyor. Bizim amacımız, zanaatte hatırlarsanız çıkar söz konusuydu. Ama sanatta bizim amacımız bir çıkar değil, amacımız çıkar söz konusu değil diyor. Peki nesnede ortak bir güzellik algısı olabilir mi diyor? Evet diyor, olabilir. Yani diyor ki bir nesnede var olan özellik güzel olabilir diyor. Bu sana göre güzelse bana göre de güzeldir. Öbürüne göre de güzeldir. Diğerine göre de güzeldir diyor. Dolayısıyla nesnenin var olan bir özelliği güzelse bu herkese göre güzel olmalıdır diyor. Çünkü işin içinde çıkar yoktur diyor. Herkese göre güzelse demek ki ortak bir estetik yargı mümkündür, vardır, olabilir ifadesini kullanıyor. İşte bundan dolayı Kant ortak bir estetik yargının varlığını kabul eden bir filozof olarak tanımlanıyor sevgili gençler. Peki öbürü Platon. Biz Platon'u sürekli idealist felsefede idealar dünyasında duyduk. Hatırla, reel dünya, idealar dünyası. Varlık felsefesinde de, bilgi felsefesinde de, ahlak felsefesinde de, her yerde idealist bir filozof olarak Platon'un düşüncelerinden bahsettik sevgili gençler. Platon burada şunu savunuyor. Diyor ki asıl amaç güzellik ideasına ulaşmaktır diyor. Asıl amaç, asıl olan güzellik ideasıdır diyor. Bu güzellik ideası idealar evreninde ortak bir amaçtır diyor. Ve tüm insanlar bu güzellik ideasına ulaşmak istediğine göre ortak bir güzellik ideası, ortak bir güzel algısı vardır diyor. Dolayısıyla ortak bir estetik yargı güzellik ideasıyla tanımlanabilir diyor. Bunun için ortak bir estetik yargıya ulaşmak mümkündür ifadesini kullanıyor. Baktığımızda Platon nesnel bir şekilde güzellik ideası üzerinde duruyor. Kant da çıkar söz konusu olmadan güzel kavramı üzerinde duruyor. Ve herkesin bunu ortak bir şekilde algıladığını kabul ettiği için ortak estetik yargıyı ne yapıyor? Kabul ediyor, tanımlıyor. Kroos ise öznellik kavramından yola çıkarak hayır diyor. Herkesin bakış açısı, dünyayı algılayışı, görüşü birbirinden farklıdır diyor. O zaman ortak estetik yargı yoktur Kroos, çünkü öznel. Hayır, ortak estetik yargı vardır Kant, Platon. Çünkü burada güzellik ideası ve güzellik kavramı ortaktır görüşü ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Evet, sanat felsefesinin ikinci videosunu an itibariyle tamamlamış olduk. Ve sanat felsefesi bölümümüzde sevgili gençler 16. videomuzda artık sonlanmış oldu. Sizler artık an itibariyle kitabımızda sanat felsefesiyle ilgili karşınızda bulunan 10 testimizi çözmeye hazırsınız. Hemen 10 testi yorum ve muhakeme gücünüzü de kullanarak çözüyorsunuz. Tabii ki hatalarınız olacak. Endişelenmeyin. Soru çözmeye devam. Hata yaptığınız yerde soru bankamızın üzerindeki kare kodu okutarak testlerin çözümlerine ulaşıyorsunuz. Hata yaptığınız yeri dinliyorsunuz. Aynı zamanda hatayı devam ettiriyorsanız yanlış defterinize soruyu yazıyorsunuz. Çözümünü tekrar yazılı hale getiriyorsunuz ve yanlışlarınızın üzerine gidiyorsunuz. Artık hızlanıyoruz. 17. videomuza doğru yol alıyoruz. TYT'nin yavaş yavaş sonuna doğru gitmeye başlıyoruz sevgili gençler. Bu arada koçluk programlarımızdaki haftalık videolarımıza, programlarımıza, içeriklerimize uymayı, bunları takip etmeyi kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Unutmayın, YKS bir program sınavıdır. Programlı olmayanın, planlı olmayanın başarabileceği bir sınav kesinlikle değildir. Hedefimiz yüksek, yolumuz uzun, ilerleme tempomuzu kesinlikle düşürmeden
adım adım biraz hızlanarak yolumuza devam edelim. Hadi bakalım 17. videoda görüşmek üzere. Yeni bir felsefe alanına geçiyoruz. Din felsefesiyle yolumuza devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz.